Merhabalar, bugün sizlere çarkı felek kurabiyenin tarifini vereceğim. 250 gram oda ısısında çok yumuşak tereyağım var. Tereyağımın üzerine bir adet yumurtam var. Yumurtamı ilave ediyorum. Yarım su bardağı sıvı yağım var. Hemen bunu da ilave ettim. Şöyle bir sıvı malzememi karıştırıyorum. Karıştırdım. Hemen ardından bir su bardağı pudra şekerimi ilave ediyorum. Yarım çay bardağı nişastam var. Nişasta fark etmez. Bunu ilave ettim. Bir paket kabartma tozu. Bir paket de vanilyamı ilave ediyorum. Ve tekrar kaşıkla karıştırıyorum. Bundan sonra da unumu ilave edeceğim. Şimdi unumu da azar azar ilave ediyorum. Hamurum biraz sertleştikten sonra elimle yoğuracağım. Şimdi kaşıkla karıştırıyorum. Evet, hamurumu yoğurdum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Bu kıvamda hamurum yumuşak ama elime yapışmıyor. Şimdi hamurumdan büyük çoğunluğunu beyaz kullanacağız. Biraz kakaolu hamur yapacağım. Şöyle ayırıyorum. Bu kısma da 1,5 yemek kaşığı kakao ilave edeceğim. Ve iyice yoğuracağım kakao ilave ettikten sonra. Birazcık üzerine sıvı yağ damlatıyorum. Kakaoyu ilave ettikten sonra hamurunuz biraz sertleşecektir. Böyle yapabilirsiniz siz de. Şimdi artık yapacağız. Masama streç film geçirdim tek kat. Sade olan hamurumdan da bir parça aldım. Şöyle hamurumun üzerini kapatıyorum. Hamurumu inceltiyorum. İncelttim. Yeterli bu kadar. Şimdi açıyorum. Su bardağı da kullanabilirsiniz. Ben böyle bir aparat kullanacağım kesmek için. Aslında bunu daha güzel şekil verebilmek için yapıyoruz. Elinizin içinde de açıp bu şekli verebilirsiniz. Ama böyle yaparsanız hamur eşit bir şekilde dağılıyor. O yüzden böyle bardakla kesin. Şimdi şöyle kakaolu hamurumu da küçük parçalar halinde yaptım. Sade olan hamurumdan alıyorum. Ve kakaolu hamurumu tam ortasına koyup şöyle kapatıyorum. Kakaolu hamurumun görünmeyecek şekilde kapatıyorum ve elimle yuvarlıyorum. Bu şekilde yapalım. Hamurun iyice kapandığından emin olalım. Evet, hamurlarıma şekil verdim. Şimdi şöyle bir kapak kullanacağım. Bu kapakla şöyle kakaolu kısımları görünecek şekilde bastırıyorum. Şimdi şöyle bastırdım. Ortasına elimle bir çukur açıyorum. Tam ortasına damla çikolata koyuyorum. Şu şekilde pasta malzemelerinin satıldığı yerde var bu şekerlerden. Arjantin şekeri diye geçiyor. Pasta süslerinde kullanılıyor. Yenilebilen şekerler. Bunlardan koyacağım. Evinizde yoksa sadece damla çikolata da koyabilirsiniz. Böyle. Hemen bir tane daha yapalım. Bu şekilde yaparsanız daha kolay olur. Sonra şekil verin. Ortasına biraz bastıralım.
Çok da bereketli bir kurabiye. Şimdi yaklaşık 2 tepsi çıkacak. Ben hamurların bitene kadar yapıyorum. Evet, ben böyle bir tepsiyi doldurdum. Önceden ısıttığım 180 derece fırında çok kızartmıyorum. Üzeri beyaz kalacak şekilde pişireceğim. Evet, kurabiyelerimi fırından aldım. Bu şekilde pişirdim. Hafif beyaz kalacak şekilde, altı kızarsın yeterli. Yaklaşık 40 adet çıktı bu verdiğim ölçülerle. İnşallah siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.